de aile çeşitlerine bakalım. Öncelikle aileyi egemenliğin veriliş biçimine göre sınıflandıracağız. Bunlardan bir tanesi anaerkil aile. Adından gayet anlaşılır, ailede kadının egemenliği vardır. Kadın ailenin ihtiyaçlarının sağlanmasında önemli rol oynar. Bu ilkel toplumlarda geçerli olan bir aile türüdür. Ama hala da dünya üzerinde Eskimo'larda, Afrika'da ve Kanada'daki bazı yerli halklarda anaerkil aile biçimi geçerlidir. Ataerkil aile de mutlak baba otoritesi vardır. Aile ile ilgili kararları baba alır. Üçüncüsü modern ya da eşitlikçi ya da demokratik aile. Sanayileşmeyle yaygınlaşan, kadın ve erkeğin hukuk karşısındaki eşitliğine dayanan aile tipidir. İkinci sınıflandırmamız üye sayısına göre. Geniş aile ya da geleneksel aile, iki ya da daha fazla kuşağın bir arada yaşadığı aile biçimi. Genellikle sanayi öncesi toplumlarda yaygın, temel üretim faaliyeti tarım, gelenekler yoğun, akrabalık ilişkileri kuvvetli geleneksel ailede. Çekirdek aile ise standart tanımı şu, çok iyi bilirsiniz bunu. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Yani tek bir kuşak bir aradadır burada. Sanayileşmeyle yaygınlaşmıştır, akrabalık ilişkileri artık zayıflamıştır, aile bireyleri arasındaki bağlar güçlenmiştir. İşlevlerinin bir kısmını diğer kurumlara devretmiştir. Mesela eğitim kurumuna devretmiştir. Eğitim işlevi geleneksel ailede çok daha aile içinde gerçekleşen bir durumken, çekirdek ailede artık eğitim işlevi daha çok okullara devredilmiş bir faktördür. Daha çok tüketici yapıdadır çekirdek aile. Gelenekler yoğun olmadığı için de değişime geleneksel aileden çok daha fazla açıktır.